Birdenbire neden ortadan kayboldun ki? Bütün misafirler seni soruyordu. Ayıcık, bu akşamki partideki en harika şey de biliyorum. Bu kesin Şada'nın fikriydi. O ayıyı bir sonraki partiye de kesin davet etmelisin. Bir dahaki sefere buna izin vermem. Tapki'ye her ne yaptıysanız hepsini biliyorum, hepsini. Çalışanların aile üyesi olarak görüldüğü bir evde bir aile üyesi hizmetçi olarak görülüyor demek ki. Tapki'yi ailenin bir üyesi olarak görmüyor olsanız bile en azından onu bir kadın olarak görmeliydiniz. Eğer bunu da yapamıyorsanız en azından Tapki'nin hala benim karım olduğunu düşünmeliydiniz. Ben bu evin oğluyum. Söyle baba, ben bu evin oğlu değil miyim? Yoksa bir şey yaptığımda sen beni red mi ettin? Sen delirdin mi? Biz seninle Duruv'u asla ayırmadık. Öyleyse neden Tapki'ye farklı davranıyorsunuz baba? Babaanne, sen de buradaydın. Ve anne. Anne, Tapki'ye bu öfken neden? Tapki'ye karşı o kadar öfkelisin ki onu bu evin hizmetçisi yaptın. Onun ahırda yaşamasına izin verme karşılığında ondan para istedin. Biz senin için bu kadar değersiz miyiz? Bütün herkesin önünde Tapki ile alay ettin anne. Onu bir ayı kostümü giymeye zorladın. Bu arada merhaba ayıcık. Siz hepiniz ne zaman bu kadar kötü kalpli oldunuz? Babaanne, bu adil değil. Babaanne, sen her zaman evde büyükler olduğunda herkesin onuru korunur derdin. Peki bugün senin onurun neredeydi? Baba, sen her zaman bu ailede insanların statülerine değil, erdemlerine saygı duyulduğunu söylerdin. Öyle değil mi baba? Öyleyse, Tapki'ye bugün neden itibar edilmedi? Ama oğlum sen... Hayır baba, bugün senin söyleyecek bir şeyin yok. Hiçbirinizin söyleyecek bir şey yok.